sıcaklar çok önemli seviyelere eriştiler maalesef. Yaz dönemi son 40 yılın 50 yılın belki en yüksek sıcaklıklarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Sıcaklık çok kıymetli çünkü sıvı kaybının en temel sebeplerinden bir tanesi. Vücut termoregülasyonunda sıcaklığın artışıyla beraber sıvı kaybımız çok fazla olmakta. Bu sıvı kaybının en son nihayetinde sıcağa uzun süre maruziyet sonrası en çok korktuğumuz tablo sıcak çarpması tablosu. Sıcak havada açık alanlarda çalışanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden iç hastalıkları uzmanı Doktor Kemal Kürkçü, sıcak çarpmasının ciddiye alınması gerektiğini vurgu yaptı. Kemal Kürkçü son 50 yılın en sıcak günlerin yaşandığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü. Sıcak çarpması çok önemli. Sıcağa uzun süre maruziyet sonrası gelişmekte. Bizim için en önemli noktası ölümcül olabilmesi. Maalesef sıcak çarpmasına sahip hastaların %50'sinin üzerinde belki en az %70'ine yakını kaybediliyor maalesef. Bu tablo sebebiyle de bizim için en önemli nokta bu tablonun gelişimini önlemek, bu tablonun gelişmesini önlemek. Sıcakla ilgili en önemli risk faktörü bizim için risk faktörüne sahip hasta grupları işçiler, sporcular ve kolluk kuvvetlerimiz, askerler ve polislerimiz. Çünkü sıcağa uygun giyinmiyorlar, uygun ortamda spor yapmıyorlar vesaire. İşçilerimiz zaten bahsettiğiniz gibi tarlada veya sıcakta direkt güneşin altında çalışmak zorunda olan kişiler direkt bundan en çok etkilenen hasta grupları. Öncelikle serin yerde çalışmak tabii ki mümkünse ilk önerdiğimiz şey. Bir gölgede olmak dahi en az 10 derece etkileyebiliyor tabloyu. Sonrasında sık sık su içmek, günlük en az 2,5-3 litre, eğer doktorunuzun önerdiği başka bir durum yoksa, örnek veriyorum bir kalp yetmezliği hastası değilseniz, böbrek yetmezliği, diyaliz hastası değilseniz ve çok fazla sıvı almanız yasak değilse günlük en az 3 litre su içmenizi öneriyoruz. Peki hocam. Önerdiğimiz şey aslında sürekli kıyafet değiştirmek, aynı kıyafetle kalmamak, mümkünse açık renk kıyafetler ve hafif kıyafetler tercih etmek. Bu tercih ettiğimiz kıyafetleri de sık sık değiştirmek. Eğer çok sıcağın altında çalışıyorsak da mümkün olduğunca elimizi yüzümüzü yıkayarak veya işte mümkün olduğunca su ile temas halinde olabileceğimiz kadar olmamız gerekiyor. Tüm dünyada özellikle santral sinir sisteminin disfonksiyonu çoklu organ yetmezliği ve vücut ısısının 40,5 derecenin üzerine çıkmasıyla karakterize bir hastalık. Dediğim gibi %50 ve %70'e varan ciddi bir ölümcül tablo ortaya çıkabiliyor. Baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, ateş, baş ağrısı, sinirlilik hali, bulantı, kusma, çok farklı semptomları var. Bu semptomlara sahip olan kişilerin muhakkak hastaneye başvurması gerekiyor. Bunun haricinde en önemsediğimiz nokta aslında bu kişiler, örnek veriyorum, ciddi bir işte bilinç bozukluğu vesaire yaşıyorlarsa 112 ambulans çağırmaları gerekiyor. Bu bizim için çok kıymetli çünkü sıcağa müdahale etmek çok önemli. Öncelikle serin yere çekmek gerekiyor hastayı. Sonrasında mümkünse ıslatmak gerekiyor vücudu, kıyafetlerini değiştirmek gerekiyor. Hatta bazı yayınlarda mümkünse hastaneye üstü açık bir araçla taşınması gerektiği ve bunun da vücut ısısının düşmesine faydası olacağı söyleniyor.